Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيمِ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Rabbinizin mağfiretine ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. Onlar bullukta da, darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah kullarına çok feyizli ve bereketli maneviyat mevsimlerini lütfetmiştir. Bu mübarek günler içinde rahmet rüzgarları eser ve ibadetlerin sevabı daha çok olur. Bu mübarek günleri fırsat kullanarak çokça ibadet etmeliyiz. İyi işler yapmalıyız ve Allah'a yaklaşmalıyız. Peygamber Efendimiz bu bağlamda muhakkak ki Rabbinizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser, siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın. Hayra talip olun demiştir. Şüphesiz sevap bakımından en büyük mevsimlerin birisini bugünlerde yaşıyoruz. Allah Teala bugünlerdeki iyi amellerin sevabını daha fazla kılmıştır. Zira bugünler bereketli ve hayırlarla doludur. Hazreti Peygamber Efendimiz mübarek günlerin önemini ve faziletini bildirmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek zaman dilimleri üzerine yemin ederek fecre 10 geceye çifte ve teke yemin ederim buyurmuştur. Tefsircilerin çoğunluğu ayette üzerine yemin edilen 10 gecenin Zilhicce ayının ilk 10 gecesi olduğunu söylemişler. Allah-u Teala sadece değerli şeyler üzerine yemin eder. Dolayısıyla o günlerin değerine, önemine ve faziletine bir kanıt olsun diye üzerine yemin etmiştir. Bu 10 gecenin faziletlerinden belli günlerde olmasıdır. Yüce Allah, Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar buyurmuştur. Müslümanlar bu 10 gece içerisinde namaz, sadaka, oruç ve hac gibi ana ibadetleri yerine getirirler. Halbuki bu ibadetler diğer zaman diliminde bir araya gelmez. Bu günler Allah'ın en sevdiği günlerdir ve içinde yapılan iyi amelleri de diğer günlerde yapılan iyi amellerden daha sever. Çünkü bu mübarek günler sevap kazanma mevsimi, hayatta kalma yolu ve iyi işlerin yarışma alanıdır. Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah-u Teala nezdinde içerisinde yapılan salih amelin daha sevimli olduğu bu 10 günden, Zilhicce'nin ilk 10 gününden başka bir gün yoktur. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihatta mı? Dedi ki, Allah yolunda cihat bile, Allah yolunda cihat bile. Ancak Allah yolunda savaşmak için canı ve malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri dönmeyen kimse bunun dışındadır. Bunun için Allah Teala'dan bütün Müslümanlar için hayır ve bereket olmasını, ibadetlerin kabul olmasını, ona ulaşıp onu hakkıyla eda edenler için bu 10 gecenin hayır kapısı olmasını dileriz. İşte bugünler salih amel ile Allah'a yaklaşılan ve Allah'ın izniyle dualara icabet edilen samimiyet ve ihlas günleridir. Bu 10 gecede Allah'a yaklaşmak için en faziletli amellerden gitme imkanı bulabilen insana Kabe'yi hac etmektir. Allah-u Teala hac bilinen aylardadır. O aylarda hacca girişen kimse bilmelidir ki hacda kadına yaklaşmak, sövüşmek, dövüşmek yoktur buyurmuştur. Hac
İslam'ın temel şartlarının beşincisidir. Hac sayesinde iş tamamlanır, günahlar bağışlanır ve insana yeni bir hayat yazılır. Peygamber Efendimiz, kim Allah için hac eder ve bu arada kötü söz söylemez, günah işlemez ise hacdan annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner buyurdu. Hac ibadeti, fazilet ve yüce ahlakları öğrenmek için harika bir fırsattır. Öyle ki Müslüman, Allah'ın takvasına, nefsin içgüdüsüyle arzularını kontrol etmeye ve yüce ahlakları benimsemeye alışır. Sözler de ve işler de disiplinli olmayı öğrenir. Haccede Müslümanın İslam'ın çağırdığı değer ve ahlakları pratik olarak uygulaması gerekir ki, hac okulu sayesinde ahlaki ve davranışsal sonuçlara ulaşır. Hac ibadetinin tüm evrene bir barış masajı olduğunu vurguluyoruz. Çünkü hacceden Müslüman ne tartışır, ne kavga eder, ne hayvan avlar, ne de öldürür. Allahu Teala, ey inananlar, ihramlıyken avı öldürmeyin buyurdu. Barış sadece insan ve hayvanlarla sınırlı değil, bitkilerle de olur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, Allah bu beldeyi haram kıldı. Burası kıyamete kadar Allah'ın haramıyla haramdır. Onun dikeni kubarılmaz, avı ürkütülmez, buluntusu da alınmaz, yerinde bırakılır. Ancak ilan edip sahibini arayacak olanlar alabilir. Mekke'nin otu da biçilmez buyurdu. Müslüman bu eğitim süresinde çok şey öğrenir ve şüphe yok ki döndükten sonra insanlar, ağaçlar ve taşlar bile onun zararını görmeyecektir. Peygamber Efendimiz, gerçek Müslümanın insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimse olduğunu söylemiştir. Veda hutbesinde şöyle buyurdu. Size gerçek müminin kim olduğunu bildireyim mi? O, diğer kimselerin malları ve canları hususunda kendisinden emin bulunduğu insandır. Müslüman da insanların onun dilinden ve elinden gelebilecek zararlar hususunda güvende olduğu kimsedir. Mücahit ise nefsin engellemelerine rağmen ömrünü Allah'a itaatle geçiren yiğittir. Ve muhacir de hata ve günahlardan uzak duran insandır. İnsanın bu bereketli günlerde Allah'a yaklaşmak için yapması müstehap olan faziletli işlerden oruç tutmaktır. Oruç, en üstün ibadetlerden olup Allah Teala'nın mükafatını ben vereceğim dediği ve kendine ait olduğunu bildirdiği tek ibadettir. Peygamber Efendimiz, Allahu Teala insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını ben vereceğim buyurdu demiştir. Başka bir hadiste, bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, bu oruç sebebiyle Cenab-ı Hak onun yüzünü 70 senelik mesafeden, cehennem ateşinden uzaklaştırır buyurdu. Dolayısıyla Müslümanın Zilhicce'nin ilk 9 gününü, öncelikle Arefe günü oruç tutmak müstehap olur. Halbuki Peygamber Efendimiz, Arefe gününün orucunun, oruç tutan kimsenin bir önceki sene ile bir sene sonraki senenin günahlarına kefaret olmasını ümit ederim buyurdu. Arefe günü Allah'ın kullara merhamet, bağışlama ve ateşten kurtulma ile tecelli ettiği en mübarek günlerdendir. Arefe gününde dualar kabul olunur ve Allah yeryüzü ehliyle göklerin ehline karşı iftihar eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'nın Arefe gününden daha ziyade kulunu cehennemden azat ettiği hiçbir gün yoktur. Şüphesiz o elbette yanaşır da sonra onlarla meleklere karşı iftihar eder buyurdu. Ayrıca Arefe günü Allah'ın din nimetini tamamladığı gündür. Bu hususta bir Yahudi Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet vardır ki Yahudilere inmiş olsaydı onun indiği günü bayram yapardık dedi. Hazreti Ömer, o ayet hangi ayettir diye sordu. Yahudi şu ayeti okudu.
Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum. Bunun üzerine Hazreti Ömer şu cevabı verdi. Biz bu ayet-i kerimenin indiği günü de yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü Arafa'da bulunurken nazil oldu. Yine bu 10 günde yapılması müstehap olan işlerden Allah'ı çokça anmaktır, zikretmektir. Allah'ı anmakla kalpler ihya olur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Peygamber Efendimiz de Allahu Teala nezdinde içerisinde salih amel işlenen bu 10 günden sevabı daha büyük ve onun daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde bu günlerde bol bol tehlil, tekbir ve tahmid getirin buyurdu. Hazreti Ömer Mina'daki kubbesinde tekbir edince camide olanlar ve çarşıda olanlar da onu duyduklarında tekbir ederlerdi ki Mina tekbir sesinden titrerdi. İbn Ömer radıyallahu anh bu günler içerisinde Mina'dayken namaz akabinde yürüyüşü esnasında ve yatağında da tekbir ederdi. Peygamber Efendimiz size en hayırlı Allah katında en değerli derecenizi en fazla yükseltecek sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi diye sordu. Onlar da evet söyle dediler. Resulullah da Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Yine de Muaz İbn Cebel'den şöyle anlatıyor. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmak için Allah'ı anmaktan daha müessir bir amel işlememiştir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, insanın bu bereketli günlerde Allah'a yaklaşmak için yaptığı faziletli işlerden kurban kesmektir. Allah'ın hükümlerinden ve babamız Hazreti İbrahim ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sünnetinin kanıtıdır. Allahu Teala her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kadların takvasındandır buyurmuştur. Resulullah'ın ashabı şöyle sordular. Ey Allah'ın Resulü, bayram günü kesilen şu kurban nedir? Hazreti Peygamber, bu babanız İbrahim'in sünnetidir. Ve diğer rivayette de Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Çünkü şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kesilen kurban kanı yere akmadan önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurban ile hoş ediniz buyurdu. Üstelik kurbanlıklar toplumun üyeleri arasında dostluk, şefkat ve karşılıklı bağımlılığı sağlayan toplumsal dayanışma tazahürlerinden biridir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden kim kurban keserse 3 geceden sonra evinde sabaha kurbandan bir parça bırakmasın. Ertesi yıl olduğunda ya Resulallah geçen yıl yaptığımız gibi mi yapalım dediler. Resulullah yiyiniz, yediriniz, saklayıp tabu ediniz. Çünkü o yıl insanlarda büyük bir kıtlık vardı. Bu nedenle yardım etmenizi istemiştim buyurdu. Yani durum değişince hüküm de değişir. Mesela insanlar da bolluk olduğu zaman yiyiniz, yediriniz, saklayıp tabu ediniz emrini yapalım. Ama insanlar da bir ihtiyaç olduğu zaman sizden kim kurban keserse 3 geceden sonra evinde sabaha
korbandan bir parça bırakmasın emrini yerine getirelim. Bilelim ki korbanlıklar evde boğazlamakla hasıl olduğu gibi vakalet yoluyla korban kesim bedeliyle de gerçekleşir. Bu şüphesiz korbanlığın faydasını ve sevabını arttırır. Özellikle onu en uygun şekilde dağıtma mekanizmasına sahip olmayanlar için daha faydalıdır. Bu sistem aracılığıyla korbanlıklar gerçek ihtiyaç sahiplerine güzel bir şekilde ulaştırılacaktır. Müslüman hem kendi evinde kurban kesebilir hem de daha çok ihtiyaç duyulan yerlerdeki insanlar için vakalet yoluyla kurban kesim bedelini alabilir. Maddi gücü olan insan ikisini de yaparsa ne güzel olur. Müslüman yoksul ve muhtaçlara mutluluk getirmek için tüm insanlara fayda sağlayan hayır işleri çok yapıp çokça sadaka vermelidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarını Allah yolunda harcamaya ve sadaka vermeye çağırdı. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkar edenler ancak yazık edenlerdir." Hadis-i şerifte de sadaka mali eksiltmez buyurulmuştur. Peygamberimizin emirlerine uygun olarak birlikte olmaya, şefkat göstermeye ve başkalarını hissetmeye ne kadar muhtacız. Hadis-i şerifte Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Ve diğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler, eliyle çalışır kazanır. Hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulmazsa denildi, sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Bu da elinden gelmezse dediler, iyiliği ve hayırlı işler yapmayı emreder. Bu da elinden gelmezse dediler, kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Ey Allah'ım! Bizleri zikrinde, şükründe ve hüsnü ibadetinde daima ile. Amin.